Konu işte arkadaşlar bu kadar. Şimdi ben size birkaç tane de güzel soru göstereceğim konunun sonunda. Bir dört tane olması lazım yanlış bilmiyorsam. E, dört tane soruyu çözeceğim. Sonra konuyu artık bitiriyoruz. Doğru da açılar işte ancak bu kadar arkadaşlar. Gayet kolay. Üzerine tabii ki basitten başlayarak soru çözeceksiniz. Linke de koyacağım ben pdf'yi. Oradan indirip çözebilirsiniz. Kolay sorular var. Sonra bir tık orta sorular var kolaylara göre. Başlıyorum şu soruya şimdi. Şimdi paralellik var. A, E, C, F'ye paralel. B, A, D, paralel arkadaşlar. 25 derece verilmiş. D, A, e açısı. Bakın 3 nokta D, A, E. O zaman sizden buradaki alfa diyelim buna. Alfa açısını istiyor. Şimdi burada biz kendimiz bir şeyler katacağız arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Bir kere C noktası sivri bir nokta olduğu için bunu böyle uzatabilirim. Neden? C noktası sivri nokta olduğu için buradan bir tane paralel çekmem lazım. E nasıl çekeceğim? Anca böyle uzatarak çekebilirim. Ne olur o zaman arkadaşlar? 100 derece olduğu için aynı yöne bakın açılar birbirine eşittir. 100 derece olur. Sonra iyi dikkat edin şimdi. Üçgende açıdan bilerek çözmeyeceğim. Bilenler yapar. Z kuralından dolayı da şurası 25 derece. Ve son olarak arkadaşlar şurada 25 artı alfa ile 100 aynı yöne bakıyorlar. O zaman 25 artı alfa 100'e eşit alfa arkadaşlar. 75 derece oldu, güzel bir soru. Kural direkt gözümüzün önünde yoktu maalesef ama sivri nokta C'yi uzatarak paralel çektim. C kuralına ve Z kuralına döndü soru yine. Bu bir soru tipi arkadaşlar, o yüzden çözmek istiyorum. Şimdi bakın, ters açılar birbirine eşit. Alfa alfa olsun. 90'lar zaten birbirine eşit. Şimdiden hafif bir bilgi söyleyeyim. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. İki tane üçgen var bakın burada. DB şuraya bir P harfi vereyim. DBP üçgeni bir de APC üçgeni. 90 90 aynı. Alfa alfa aynı. O zaman arkadaşlar mecburen üçüncü açıları da aynı olmak zorundadır. 80 eksi x bu yüzden x eksi 20'ye eşittir. 100 eşittir. 2x x eşittir arkadaşlar. 50 derece. 2 tane açısı aynı olan üçgenin Üçüncü açısı da eşittir arkadaşlar. Bunu öğretmek için gösterdim. Evet size bir bilgi daha söyleyeyim hep lazım olacak arkadaşlar. Daha doğru da açı şey dörtgende açı bilmesek de siz şu andan itibaren bileceksiniz. Bir dörtgenin iç açılar toplamı arkadaşlar 360 derecedir. Bakın burada A, B, C, D bir dörtgendir. Bu yüzden bunun da açıları toplamı 360 derecedir. O kenarda dursun. Lazım olacak şimdi. Diğer taraftan C, E, A, D ye paralelse bak 90'sa 180'e tamamlar burası da 90 derece. O zaman D açısı 90'sa Buradaki C kuralından dolayı 180 olması için bak ECD açısı da 90 derece olur ve konuda söylememiştim şimdi söyleyeyim. Şu açının tamamı arkadaşlar 360 derecedir. Tam açı deriz. Bundan dolayı 150 derece, 90 derece ve şuraya da böyle bir X açısı diyeyim. X açısı arkadaşlar toplam 360 yapar. Dolayısıyla X açısı arkadaşlar 120 derece oldu ve bir dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. 90 90 daha 180 120 daha 300 haliyle alfa'ydı arkadaşlar bakın 60 derece kaldı. Evet güzel bir soru. Sivri noktalar var bakın E noktası, F noktası, A noktası, C noktası ama burada en güzel F noktası gibi görünüyor. Bir oradan paralel çekelim. En sivri orası görünüyor çünkü. Şöyle F'den bir tane paralel çekiyorum. Şunu düzelteyim bir. Şu şekilde çektim şimdi paraleli. Şimdi arkadaşlar Burada fark ettiyseniz 70 var 30 var ama tam kullanamıyorum. Ne demiştim? Bizden EAB açısını istiyor. O zaman madem istiyor harf verelim. X oldu şimdi burası. 70 derece arkadaşlar neye eşitti M kuralında? Şuradaki bilmediğim bir açı buna Y diyelim. Bir de X'in toplamına eşit. Doğru mu? O zaman Y artı X 70 oldu. Bu bir. İkincisi X ise bu çizgili açı da X. E, o zaman burada bir tane de Z kuralı var. Buradan da ne sonuç çıkıyor? X eşittir Y artı 30. Bakın gördünüz mü o Z'yi? Bir de göstereyim şöyle farklı bir renkle. Bakın böyle bir Z kuralı. O yüzden X eşittir Y artı 30. Ben artık madem X'i istiyorum Y gördüğüm yere o zaman ne yazayım? Y'yi yalnız bırakırsak X eksi 30 yazayım. Haliyle artık şu denklemde Y gördüğüm yere X eksi 30 yazacağım. X eksi 30 artı X eşittir 70. O zaman arkadaşlar 2x eşittir 100 derece. X eşittir 50 derece oldu sorunun cevabı. Güzel bir soru. Bakın konuyla alakalı arkadaşlar basit tarafları yaptık. Bunlar biraz daha üst düzeydir. Neden? Soruda ben fark etmeliyim. Diğer taraftan harflendirmeyi muhakkak kullanın. Geometride ben çok yapacağım arkadaşlar. Şimdiden alışın diye bunları gösteriyorum. Harflendirme yapacağız. Bilmemiz gereken bir açı varsa bilmiyorsak oraya muhakkak harf koyun. Şimdi güzel bir soru çözeceğim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Doğru da açılarda zor diye nitelendir nitelendirebileceğim bir soru arkadaşlar. Nasıl? Şimdi soruya baktığınız zaman üçgende açı sorusuna benziyormuş gibi. Ama ben şu an üçgende açı anlatmadığımdan dolayı üçgende açı bilgisiyle çözmeyeceğim. E noktasını sivri nokta gördüğüm için bir paralel çekiyorum. Şimdi bakın şurada böyle güzel bir C kuralı oldu. 80 olduğuna göre 180'e tamamlaması için E açısı 100 derece olur. Şöyle bir soluklanın ve şekle iyi dikkat edin. Arkadaşlar Z kuralı, C kuralı. soruda bunları ne yapın edin görmeye çalışın. Bak, arayın bunları. Şimdi madem 125 oldu buranın tamamı. Şöyle bir göster. Buraya 125 de, Burada bak güzel bir Z kuralı var paralellik olduğu için. Boşuna vermemiş CD'yi AB'ye paralel. E ben de kendim bu paraleli çektim. O zaman 125 derece ise şöyle Z kuralından 125 derece oldu BAE açısı ve şu açı doğru açı olduğundan dolayı 55 derece bu çizgili açı oldu. Açı ortayı olduğu için 55 derece oldu. Bir tane daha Z var. O da nerede? İyi dikkat et. B, A, C, D. Z kuralı. 110, alfa artı 80. 110'a eşit olmak zorunda. Alfa arkadaşlar 30 derece. Bu gayet iyi bir soruydu diğerlerine nazaran. Yine çok iyi bir soruyla arkadaşlar karşı karşıyayız. Burada size güzel bir şey anlatacağım. Aslında konunun başında bahsetmiştim ama tekrardan bahsetmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar GF yeşil olsun. Şu BC de yeşil olsun. Bunlar şimdi aynı iki doğru. Paralel doğrular arkadaşlar benim için aynı iki doğrudur. Şimdi bir tane daha gösteriyorum. EF doğrusu böyle turuncu olsun. BD de buna paralel verilmiş soruda. O zaman bu da turuncudur ve bu şekilde arkadaşlar aynı doğruların arasında kalan açılar eşittir. Çünkü turuncuyla turuncu birbirine paralel, yeşille de yeşil birbirine paralel. Bunların açıklığı aynı. Bakın birisi böyle, birisi böyle. Ters çevirmişsiniz gibi hiç fark etmez. Aynı doğruların arasında kalan açılar aynıdır. Kuralım budur benim ve paralel doğrulara ben aynı doğrular diyorum. Bu yüzden soru da arkadaşlar güzel bir sorudur. Başka sorularda da karşınıza ara ara gelecek bu x eşittir y'yi önce görelim. Sonra sonrası kolay. Çünkü burada kalem ucu kuralı oluyor. Nasıl mı? Şu şekilde bak. Şöyle. Kalem ucu kuralı bu değil miydi? Burada biraz değişik verilmiş. Sonuçta BD doğrusu EF doğrusuna paralel. O zaman şöyle diyebilirim. Burası 180 eksi x'tir. Ve 180 eksi x artı 90 artı 140 eşittir 360 derece. Buradan arkadaşlar 180, 90 daha 270, 140 daha 410. O zaman x 50 dereceymiş. x 50 derece olduğuna göre x artı y 2 tane x olur. 100 derece olur. İyi sorudur arkadaşlar bu da bakın. Burada da doğru verilmiş bir tane. AF doğrusu ve bundan çıkan OC, OB, OD, OE ışınları var arkadaşlar. F ne demiş? İyi dikkat edelim. OC, OC neresi? Burası. Nerenin açı ortayıymış? BOA'nın BOA açısı burasıdır. Zaten göstermiş. Bakın x x diye. Sonra bir de OE açısı demiş. OE açısı da e, ışını da burası. Bu da bir açı ortaymış. Nerenin FOD'nin? O zaman y y diyeyim. Şimdi arkadaşlar soru bana ne sorarsa sorsun. Ben şunu görmeliyim önce. 2x artı 2y artı 50 eşittir 180 niye? FOA bir doğru açıdır böyle. Haliyle arkadaşlar x artı y 180 50 130 2'ye bölersek 65 derece. Ne istiyor bakalım? EOC açısını istiyor. EOC açısı neresi? EOC. X artı y artı 50. X artı y artı 50 ise x artı y'yi zaten 65 buldum. Demek ki cevap 115 dereceymiş. Artık arkadaşlar son sorumuza geldik. Doğru da açıları kapatıyorum. BD diktir BE bu dik sembolü BD BE'ye dikmiş. O zaman buranın tamamı 90 derece olmalı. Yani 32 var. 90'dan 32 çıkar. Şu aradaki DBE DBA açısı 58 derece olacaktır. Sonra bir bilgi daha var. Onu da okuyalım. Soruda diyor ki BC de BA'ya dik. O zaman BC burası BA'da burası 90 olması için 90'dan 58 çıkar 32 derece. Bu soruyu sormamın tek sebebi arkadaşlar şuna dikkat edin. Size doğru da doğru da açılıyorum. Bütün konularda bilgiler verir bazen. Okumazlık yapmayın, üşenmeyin, okuyun bakın bu soru sadece okumayla alakalı bir soru. 90'ı gördük, çıkardık ondan sonra. Devam edeceğiz güzel sorular arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başarılar, kolay gelsin.